Selam, tekrardan hoş geldiniz. Mitoloji 101 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık resmi olarak da Yunan mitolojisine girmiş bulunmaktayız. İlk konumuz yaratılış mitleri, yaratılış hikayeleri. Yani bütün evrenin, dünyaların, tanrıların, yaratıkların, insanların ve her şeyin yaratılışına dair küçük küçük hikayeler, küçük küçük bilgiler vereceğim size bu videoda. Öncelikle bu konuda hala mitolojiye karşı biraz daha önyargılı bakan, gözü korkan insanlara tekrardan ilk videomda önermiş olduğum Rick Riordan'ın Yunan Tanrıları kitabını tekrardan önermek istiyorum. Çünkü neden? Bu kitap oldukça komik bir dille ve anlaşılır bir dille, hatta akılda kalıcı bir dille size yaratılıştan başlayarak bir sürü tanrının, bir sürü kahramanın hikayesini güzel bir şekilde anlatıyor. Çocuk kitabı olmasına bakmayın. Gerçekten içine çeken bir anlatımı var. Öneriyorum. Tavsiye de ediyorum. Tabii ki de sadece kaynağım Percy Jackson'ın Yunan Tanrıları kitabı olmayacak. Rick Riordan'ın yazmış olduğu Percy Jackson anlatımıyla Yunan Tanrıları kitabı olmayacak. Aynı zamanda yine devam ettiğim mitoloji sözlüğü illaki var. İçinden bir sürü şeyden yararlandım. Bir sürü şeyden faydalandım. Ve tabii ki de benim lisans döneminde kullandığım notlarım ve ders dosyam diyebilirim. Tekrardan kullandığım kaynaklar bunlar. Sizlere anlatacağım yaratılış mitleri Hesiod'un Teogonyası'na dayanarak anlatacağım şeylerdir. Yani Yunan mitolojisinde yaratılışa dair mitlerin yer aldığı Hesiod'un Teogonya isimli kitabından faydalanarak, onu kaynak edinerek anlatacağım hikayeler var. Bazı değişik versiyonları olabiliyor hikayelerin. Her zaman aynı şekilde ya da aynı biçimde, aynı karesi karesine, saniyesi saniyesine olması gerekmiyor. Bazı versiyonları değişik olabiliyor birkaç hikayenin. Fakat merak etmeyin, en çok kabul gören ve en çok bilinen hikayelerinin versiyonlarını anlatacağım ben size. Merak etmeyin, o konuda anlaşabiliriz. O halde başlıyoruz. Hesiod'un Teogonya kitabı, Teogonyası, kaosun yaratılışı başlatmasıyla başlar ve tanrıların üreyip birleşme süreçleriyle de sona erer. Aslında tam anlamıyla gerçekten her şeyin başlangıcının yer aldığı bir dizi mitler kitabı diyebiliriz. Buradan sonra anlatacağım aslında tanrılar, titanlar ve daha birçok varlık türü. Bunlar aslında tamamen kozmik varlıklar olarak geçmekte. Hem Yunan mitolojisinde hem de Hesiod'un Teogonyası'nda. Zira bizim tanrı olarak bildiğimiz varlıklardan daha öncesi de var. Ve onlara da aslında birinci nesil, ikinci nesil tanrılar gibi şeyler söyleniyor. Fakat bunların tamamı kozmik varlıklar dediğimiz zaman daha rahat bir tanım söyleyebilmiş oluyoruz onlar için. Her şeyden önce, ama gerçekten her şeyden önce, hiçbir şey yokken, literally, kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yokken, sadece kaos vardı. Kaos nedir? Kaosun ne olduğu aslında tam olarak tanımlanamıyor. Ama boşluk olarak tanımlandığı olabiliyor. Normalde kaos gerçekten bir hiçliktir. Ve bunu bizim dünyevi beyinlerimiz anlayamayacağı için biz bunu bir boşluk olarak tanımlamakla çare buluyoruz aslında. Kaos hiçbir şey yokken orada olduğu için diyor ki ya benim canım sıkıldı. Ben burada hiçlikte Allah kahretmesin. Tabii de Allah kahretmesin diyor kaos. Canım sıkıldı ya, bir tane bir şey olsun, hani bir nefes olsun arkadaşım, böyle yalnızlık çekilmiyor ebediyen, böyle sonsuza kadar tek mi olacağım diyor ve Gaia'yı yaratıyor. Gaia da kimdir? Bizim doğa ana olarak bildiğimiz, yeryüzü olarak bildiğimiz kişilik aslında Yunan mitolojisinde. Dolayısıyla kaos Gaia'yı yaratmış oluyor. Şöyle ki Gaia da bir süre sonra diyor ki ben de sıkıldım yani tek başıma doğa anayım. Oraya gidem, buraya gidem, orada çiçek koklayan, burada bunu yapam. Ben tek başıma yeryüzüyüm kardeşim falan derken diyor ki sıkıldım. Ey kaos diyor, bana bir kanka yarat, bir şey yap. Yani böyle çekilmiyor, ben seninle de bir şey iletişim kuramıyorum. Sen bir yokluksun, sen bir hiçliksin diyor. Ve Gaia'nın bu çağrısı üzerine de kaos bir de Uranüs yaratıyor. Ancak şurada şöyle bir bilgi vermem gerekiyor ki bir takım kaynaklara göre Uranüs kaos tarafından yaratılmıştır. Bir takım kaynaklara göre de Uranüs Gaia tarafından yaratılmıştır. Şimdi ben bu ikisini de anlatıyorum. Çünkü aklınızda bulunsun, fark etmiyor ama ikisi de aslında kabul edilen gerçeklerden. Gaia'nın Uranüs'ü yarattığı versiyonu da partogenesis, yani kendi kendine doğma mantığı deniyor buna. Ve göğü, dağları ve denizi yarattığı söyleniyor Gaia'nın bu şekilde. Yani
hiçbir erkeğe ve hiçbir erkek dölüne ihtiyaç olmadan kendi kendine doğurduğu gök, denizler ve dağları yaratmış oluyor Gaia bu şekilde. Gaia'nın yanı sıra, yani Gaia'nın erkek dölü olmadan kendi kendine partogenesis şeklinde ürettiği gök, dağ ve denizler haricinde kaostan meydana gelen başka şeyler de var. Mesela Erebos. Erebos yeraltı karanlığı olarak geçer. Nix. Buna yerüstü karanlığı deriz. Eros. Bu normalde Afrodit'in oğlu olarak geçiyor bazı hikayelerde, bazı mitlerde. Ancak genel olarak aşkın, sevginin varlığı gibi söyleyebiliriz Eros'u. Ve tabii ki de en son olarak Tartarus var. Taos ve Gaia'nın bu şekilde belli şeyleri oluşturması, belli şeylere hayat vermesinden sonra Gaia ve Uranüs bir bakıyoruz. Aman yarabbim, hemhal olmaya başlamış. Gaia ve Uranüs'ün aşkının filizlenen meyvelerinden de 3 çeşit, 3 farklı grup çocuk doğmuş oldu. Bunlardan ilki Titanlar. Yani ismen bilebileceğiniz işte Kronos, daha sonra ne bileyim Atlas gibi Titanlar. İkincisi Kikloplar. Kikloplar da tek gözlü devler oluyor. Ve son olarak da yüz kollular, yani Hecatomb Hair. Tabii ki de Yunanca versiyonunu çok fazla telaffuz edemiyorum ama yüz kollular meydana geliyor. Yani Gaia ve Uranüs'ün çiftleşmesiyle ortaya çıkan Titanlar, Kikloplar ve yüz kollular artık yeni bir nesil oluşturmuş. Tabii burada bir de şunun altını çizmeden geçemeyeceğim. Gaia'nın Uranüs'ü tek başına doğurduğunu varsayarak devam ediyorum ben bu hikayeye. Gaia Uranüs'ü tek başına doğurduğu için, yani herhangi bir erkek dölüne ihtiyaç duymadan doğurduğu için ve kendi evladıyla, sonuçta Uranüs'ü kendi doğurduğu için kendi evladı oluyor. Kendi evladıyla çiftleşerek Titanları, yüz kolları ve Kitlopları doğurması da mitolojideki ilk ensest örneği olarak yer almak. Bu durumda onların doğan çocuğu, yani Gaia ve Uranüs'ü ilk tanrılar olarak söz ettiğimizde, ilk tanrılar olarak kabul ettiğimizde Gaia ve Uranüs'ten doğan Titanlar da ikinci nesil tanrılar olarak yer almaktadır. Şöyle ki bunların, yani tanrıların nesillere ayrılıyor oluşu aslında tamamen egemenlik savaşına dayanan bir ayrıştırma. Genel olarak göreceğiniz üzere bütün hikayelerde, mitlerde önce gelen sonra geleni yok etmeye çalışıyor. Genel olarak böyle bir egemenlik savaşı hakim. Bu egemenlik savaşı uğruna da hatta Uranüs doğan çocuklarını çirkin bulması sebebiyle Gaia'nın içine tekrar geri itme. Yani bu da nesiller boyunca devam ediyor. Yani ilk nesil tanrılar ikinci nesil tanrılara yapıyorsa ikinci nesil tanrılar da üçüncü nesil tanrılara yapıyor gibi böyle bir süreç olmuş oluyor. Gaia'nın içine geri itilen bu çocukların gittiği yere aslında Tartarus diyoruz. Tartarus'u hani Gaia'nın içine geri itilerek gittikleri yer olarak görsek de aslında hatırlıyorsunuz az önce Kaos tarafından yaratılan bir şey olarak bahsetmiştim Tartarus. Fakat Tartarus'u biraz daha böyle cehennem gibi düşünülüyor. Hani öyle diyebilirim. Tam olarak o değil tabii ki de. Yani istenilmeyenlerin, İstenmeyen varlıkların itildiği, atıldığı bir yer olarak görebiliriz. Hani şöyle söyleyebilirim, Avrupa'daki birçok insanın, istenmeyen insanların, suçluların Amerika kıtasına yollanması gibi, oraya sürgüne yollanır gibi, götürülmesi gibi düşünebilirsiniz eğer tarihten bir örnek vermem gerekiyorsa. Şimdi Uranüs diyor ki, ya bu ne biçim çocuk bunlar, Allah da bunları ne yapmasın, yani ben bunları istemiyorum, geri yolla diyerek çirkin oldukları gerekçesiyle hepsini geri itiyor Gaia'nın içine. Gaia'nın içine geri itilen çirkin çocuklardan sonra Gaia bu Uranüs'e bayağı kinleniyor. Diyor ki sen benim çocuklarımı sürgün ettin diyor. Benim bedenime tekrar geri yolladın diyor. Ben onları burada yaşasınlar, nefes alsınlar, hoppalı hoppalı dolaşsınlar diye doğurdum diyor. Tabii yüz kollular ve kikloplar gerçekten fiziksel olarak güzellik çağrıştırmadıkları için çirkin oldukları için sürgün edilmişler. Ve Gaia da diyor ki, tamam o zaman diyor, ben de Titan yavrularımla seni bir alaşağı etmezsem, sen gör ulan Uranüs Bey diyor. Gaia bunun üzerine orak denilen bir alet icat ediyor. İcat ettiği bu orakla Titan'la Uranüs'e karşı komplo düzenlemek için Titan yavrularıyla konuşuyor. Diyor ki, ah yavrularım, babanızı indirmemiz lazım yoksa hepimizi kıt 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 kıtlayacak. Bu arada Titanların isimlerini size saymak istiyorum sana. Erkek titanları sayıyorum öncelikle. Okyanos, Koyos, Rios, Hiperion, Iapetos ve Kronos. Dişi titanları sayıyorum. Theia, Rhea, Temis, Phoebe,
Tetis ve Mnemosin. Genel olarak ama bu titanlar arasında bilmeniz gereken isimlerden en önemlisi Kronos tabii ki de. Çünkü Kronos'un bu yaratılış mitlerinde çok büyük bir yeri var diyebiliriz. Tabii bütün titanlar aslında burada birazcık böyle korkarak bakıyor. Yani diyor ki anne yapmasak mı acaba falan diyorlar. Ancak bu titan kardeşler arasında en cesur çıkanı Kronos. Yani en küçükleri oluyor. Gaia diyor ki gel evladım, Kronos'cum gel çocuğum. Gel senin şu babanı bir mahvedelim. Bir plan yapıyorlar anne çocuk. Ve yaptıkları plan üzerine Gaia Kronos'u baştan çıkarıp dikkatini dağıtıyor. Bu sırada da yatağa düşmüş artık yorulmuş uyuma pozisyonuna geçmiş Kronos'u da o annesinin yarattığı orağı alarak hayallerini kesiyor Kronos. Yani babasının şeylere elveda diyoruz. Bu hayallerini kesme olayından sonra da egemenlik otomatik olarak ikinci nesil tanrılara yani titanlara geçmiş oluyor. Birinci nesil tanrıların artık egemenliği son bulmuş gibi oluyor diyebiliriz. Kesilen bu hayaller tabii ki de öyle kesildiğiyle kalmıyor. Buradan da bir şey çıkacak illaki biliyorsunuz. Yunan mitolojisi çünkü. Bu mitoloji yani. Kronos kestiği bu testisleri, bu hayalleri denize fırlatıyor. Ve bu denize fırlatmasından sonra ortaya yeni kozmik varlıklarımız çıkıyor. Denize fırlattıktan sonra köpüklerden oluşan Afrodit, kendisi yeni bir hiyerarşinin doğumunu simgeliyor bu arada. Çünkü kesilen hayaların denize atılmasıyla doğan bir varlık ve ikinci nesil tanrılara geçen egemenliğinde aslında bir sembolü haline geliyor. Bu köpüklerden bir de Erinyesler doğuyor. Bu Erinyesler de aynı zamanda adaleti temsil ediyorlar. Yani nasıl oluyor? Sürekli önce geleni sonra geleni elimine etmeye çalışması üzerine. Hani Uranüs sürekli çocuklarını Gaia'nın içine itiyordu ve bunun adaletsiz olduğunu düşünüp babasını devirdi ya Kronos annesinin yardımıyla. Bu Erinyesler de bu şekilde adaleti temsil eder hale geliyorlar. Ve Eumenides trajedyasında da bunları adaletin peşindeki figürler olarak görmemiz mümkün. Eğer trajedyaları okumak isterseniz burada bu tür Erinyes gibi gördüğünüz zaman adaletin peşinde koşan varlıklar olarak göreceksiniz. Yani bu hayalların kesilip denize atılmasından sonra ortaya çıkan yeni bir hiyerarşi sembolü ve yeni bir adalet sembolü ortaya çıkmış diyebiliriz. Afrodit ve Erinyesler olarak. Tabii ki de bu egemenlik mücadelesi sadece Uranüs'ün hayallerinin kesilmesinden sonra Kronos'a ve diğer titanlara geçen bir yeni nesil egemenlikle sona ermiyor. Tabii ki de titanlar için de bu geçerli olacak ve bu kendini hep tekrar eden bir patern haline gelecek. Yani titanlar da aslında kendilerinden sonra geleni elimine etmeye çalışacak. Bu bir kanun gibi bir şey. Yani o dönemin derken mitolojilerin bir gerçekliği haline gelmiş oluyor. Şimdi mitolojide biz sık sık aslında ensest ilişkileri göreceğiz. Çünkü başka tür varlıklar veya farklı bir aileden gelen varlık kolay kolay bulunamadığı için ilk yaratılış dönemlerinde sürekli olarak bir ensest ilişki görmemiz mümkün. Kronos'un da Rhea ile yani dişi titan kardeşiyle beraber çiftleşmesi ki bu da ikinci ensest örneğimiz oluyor anlattığımız hikayelerde. Bunların çiftleşmesiyle ortaya çıkan yeni tanrılarda 6 yeni tanrı çıkıyor ve sırasıyla Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon ve Zeus olarak yeni nesil tanrılarımız oluştu. O da yaptığı, babasının yapmış olduğu pisliklerden, hıyarlıklardan hiçbir ders almadığı için kendi çocuklarını da aynı şekilde elimine etmedi. Peki bu sefer ne yapıyor? Rhea'nın içine itebileceği gibi bir durum yok. Çünkü biliyorsunuz ki Gaia doğanın yani yeryüzü olarak bildiği bir şey. Ve içine itmek demek hani dünyanın iç yüzeyine itmek gibi bir mantıkla karşılanabiliyor. Ancak Rhea burada öyle içine itilebilecek bir canlı olmadığı için Kronos bunları yani 6 tanrı çocuğunu yutuyor, yemeye başlıyor. Hepsinin doğduğu gibi sırasıyla yani Rhea doğurur doğurmaz onları gidiyor ve yutuyor. Yuttuğu zaman midesinde bunlar tabii ki de büyümeye başlıyor. Oraya sonra geleceğim. Ama Rhea da en az Gaia kadar çocuklarının elimine edilmesini istemiyor. Diyor ki yani onlar benim yavrularım. Hanım onlar benim çocuklarım diye atlıyor. Ve artık son çocuğu olan Zeus doğmadan önce Gaia ile bir anlaşma, bir plan yapmaya başlıyor. Gaia'nın yardımı üzerine de Kronos'a yemesi için bir taş veriyor. Yani Zeus'u temsil eden
ve onun gibi kunduğa sarılmış bir taş bebeği Kronos'a veriyor. Ve Kronos da bunu hiçbir şekilde sorgulamadan, ha bu taş mıymış, bu bebek miymiş, bu tanrı mıymış, neymiş ki bu demeden hop mideye indiriyor. Tabii ki de burada Zeus'un mideye indirilmemesi ve diğer 5 kardeşinin hala o mide içinde yaşıyor olması. Çünkü hak verirsiniz ki bunlar ölümsüz kozmik varlıklar. Yani ölmelerini beklemiyoruz ama garip bir şekilde Titan babalarının içinde yaşamaya, büyümeye devam ediyorlar. Gaia ile yaptığı plan sonrasında Rhea, oğlu Zeus'u bir dağdaki mağaraya götürüyor. Ve buradaki mağarada nimfler, yani doğa perileri diyebiliriz. Doğa perileri Zeus'a bakmaya ve onu büyütmeye başlıyor. Zeus zaman geçiyor, büyüyor, kaslanıyor, güçlü oluyor, zekalanıyor falan, böyle wow bir şeyler oluyor ona. Daha sonra babasının yutmuş olduğu kardeşlerini zekice bir plan kurarak kurtarmak istiyor tabii ki de. Ve babasını kusturma yöntemiyle, yani kardeşlerinin hepsini kusarak dışarı çıkartmaya çalışıyor. Kusturma yöntemiyle kardeşlerini kurtarıyor. Tabii ki de kustuktan sonra gördüğümüz bütün o titanlar, kurtardığı, Zeus'un kurtardığı kardeşleri de aslında yetişkin formuna ulaşmış halleri oluyor. O midede büyümeye devam etmişler, öyle diyebiliriz. Yani bu ayrıntıları söylüyorum. Neden? Çünkü mitolojide aslında böyle hani bebek haliyle kalmıyor onlar. Ve büyüyüp yetişkin bir insan formuna geldiklerini öğreniyoruz biz mitolojik hikayelerde. O yüzden anlatmak istedim. Tabii Zeus bu kardeşlerini kurtardıktan sonra en küçük olmasına rağmen kardeşler arasındaki bir lider konumuna yükseliyor. Kendisi ne kadar en sonuncu olarak da olsa da bir şekilde o altılığın arasında en yüksek tepeye oturmayı başarıyor. Tabii bu burada sona ermiyor. Zeus, Uranüs'ün, yani büyük babası, dedesinin Tartarus'a kapatmış olduğu, Gaia'nın içine geri itmiş olduğu kiklopları ve yüz kolluları da kurtarıyor. Bunları kurtardıktan sonra kikloplardan şimşek, yıldırım ve gök gürlemesini de alıyor kendine bir silah olarak kullanmak için. Bunun üzerine de büyük bir savaşa girişiyorlar. Bu savaşa girişen 2. ve 3. nesil tanrıların verdiği bu büyük savaşın adı da Titanomachia olarak geçiyor. Bu savaşı Zeus kazanmış oluyor. Yani Kronos'a karşı vermiş olduğu savaşı. Ve dolayısıyla artık 2. nesil tanrılarında egemenliği sona eriyor. Ve 3. nesil tanrıların, yani Olimpos tanrılarının devri başlamış oluyor. Şimdi burada eklemek istediğim ayrıyetten bir detay var. Gerek Kaos'tan, gerek Uranüs'ten, gerek Gaia'dan doğan veya devamlılığı olan ama ismini hiç saymadığım, belki de diğer hikayelerde ismini duyacağımız ama nereden geldiğinden çok emin olamayacağımız isimler aslında size tavsiye ettiğim bu mitoloji sözlüğünün son sayfalarında soy ağacı, aile ağacı olarak yer alıyor. Bunları incelemenizi tavsiye ederim. Çünkü burada sayamayacağım kadar ve saysam da şu anlık için, yani şu an için bir anlam ifade etmeyecek olan birçok isim var. Mesela Kaos'tan doğan Gaia, Tartarus, Eros, Erebos ve Nyx gibi isimlerin de ayrıyetten doğurdukları oluyor. Gaia'nın erkeksiz, yani erkek dölü olmadan doğurdukları, Uranüs'ten olan çocukları, İşte daha sonra Tartarus'la, Poseidon'la, onunla bununla, Uranüs'ün kanından doğan çocuklar gibi bir sürü ayrılan dallar var. Ve bunları görebilmek, inceleyebilmek isterseniz mitoloji sözlüğünün son sayfalarındaki o soy tablolarına bakmanızı tavsiye ederim size. Ve bir de sizlere anlatmak istediğim insanlar çağı var arkadaşlar. Bu insanlar çağı da evrenin yaratılışından itibaren var olan ve belli bir süreye kadar, ki sonu tufan olarak yer alacak, belli bir süreye kadar var olmuş insanların yaşadığı çağlara verilen isimlerden ibaret. Şöyle hemen söylüyorum, anlatıyorum. İlk çağımız altın çağ. Bu altın çağda yaşamış insanlar, insan derken aslında bizim gibi ölümlü, biraz daha böyle canı yanabilen tarzdaki insanları değil, ama o zamana göre, o mitolojik çağa göre, o dönemde yer alan kozmik varlıkların insani versiyonları olarak düşünmeliyiz. Çünkü şu anki insan kavramından farklı aslında. Gittikçe biraz daha bize benzemeye başlayacaklar ama o konuda bilgi vermiş olayım. Altın çağda yaşayan insanlarımız Kronos döneminde yaşıyorlar. Yani Kronos ile başlıyor altın çağdaki insanların yaşamı. Evleri Olimpos'ta. Olimpos dağında ikamet ediyorlar. Çok çalışıp acı çekmeden ve hüzünden uzak yaşıyordu bu insanlar. Aynı zamanda yaşlansalar da bedenleri değişmiyordu. Yeryüzündeki tüm mahsuller de onlara aitti. Çok bol olduğu için ve sayıları da az olduğu için
Gaia'nın üzerinde yetişen her türlü mahsul onlara ait ve diledikleri kadar tüketebiliyorlar. Böyle düşünün. Ve aslında bir bakıma ölümsüzlerdi diyebiliriz. Tanrılar gibi yaşıyorlardı. Ama tabii ki de bunlar insan olduğu için yine hani kozmik varlık yerine bir insan sıfatına büründüğü için ölseler bile acı çekmeden uykuya dalar gibi ölüyorlardı. Böyle de bir ayrıntısı var bunun. İkinci olarak gümüş çağı geliyor. Gümüş çağdaki yaşayan insanlarımız da Olimpos'un ikinci sakinleri. Bunlar kişilik olarak biraz daha alçaktılar aslında. Yani alçak kişilikler. Gittikçe yozlaşmaya başlayacak insanlarımız. Ve altın çağdaki insanlara göre gümüş çağdaki insanlar da birazcık bir tık hani böyle bozmaya başlamış gibi düşünün. Fiziken yani insan bedeni olarak, beden olarak altın çağdakilerden daha farklılardı. Ve sayıca da onlardan tabii ki de azdılar. Bu gümüş çağda yaşayan insanların çocukluk dönemi yaklaşık 100 yıl olarak sürüyor. Bu muhabbeti aslında şeyden hatırlayabilirsiniz. Bizim semavi dinlerde yer alan işte Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın binlerce yıl yaşadığı, sonraki çocuklarının şu kadar yüzyıllarca yaşadığı gibi söylemler var ya. Bu söylemler gibi düşünebilirsiniz. Gittikçe aslında yaşam süresi biraz daha kısalıyor gibi düşünebilirsiniz. Ve çocukluk yılı 100 yıl süren bir tür düşünün. Bu gümüş çağda yaşayan insanlar büyüdüklerinde kendilerini belalardan koruyamadılar ve koruyamadıkları için de yaşamları bir önceki çağa göre çok daha kısa sürdü. Bu gümüş çağda yaşayan insanlar aynı zamanda yani bir tık yozlaşmaya başladılar dedim ya, birbirlerini katletmeye başlıyorlar. Çünkü bu dönemde işte hırs, kin gibi duygular da hani yeşermeye başlıyor ve dolayısıyla birbirlerini acımasızca katlettikleri için bu da bir kendi sayılarındaki azalmaya sebep oluyor. Tanrılara bunlar tapınmıyor bu insanlar ve hiçbir şekilde adak adamıyorlar. Yani normalde mitolojinin gerçek amacı hani tanrılara bir şekilde hani tapınmak, onlara karşı sevginizi, saygınızı göstermektir ya. Mitolojideki insanların görevi budur. Çünkü neden yaratıldılar? Tanrılara bir şekilde güç versinler diye falan. Dolayısıyla bu dönemdeki insanlar tanrılara tapınmadıkları ve onlara adak adamadıkları için de çok fena mimleniyorlar tanrılar tarafından. Vay bunlar nasıl bize adak adamaz, vay bunlar nasıl bize tapınmaz diye mimleniyorlar. Dolayısıyla da Zeus bir gün çıkıp diyor ki ya bunlar kafir ha diyor. Bu kafirleri yok edelim kurtulalım diyor. Zaten bir işe yaramıyorlar, bize ibadet ettikleri de yok diyor ve hepsini ortadan kaldırıyor. İkinci çağ insanları da bu şekilde yok olmuş oluyor. Üçüncü çağımız da bronz çağ. Şöyle aslında bütün insanlık ikinci çağda yok oldu demiştik ya. Üçüncü çağda yeniden doğan insanlar yani yeniden dünyaya gelen insanlar diyelim. Küllerden meydana geliyor. Tabii buna da bir anka kuşu analojisi yakışır mı bilmiyorum. Çünkü bana okuduğumda ilk bunu hatırlatmıştı. Hani anka kuşları da küllerinden yeniden doğarlar ya. İnsan ırkı da küllerden doğmasıyla sanki yeniden doğmuş gibi bir analoji sezdim ben burada. Tabii farklı bir şey algılayanınız varsa ona da saygım sonra. Bu bronz çağdaki insanlar birazcık barbarlar gibi nitelenebilir. Çünkü çok şiddetliler, çok güçlüler. Böyle ekmek mekmek yemeyen tipler bunlar bu arada. Hani biraz daha nasıl diyeyim hippie tarzı stilde daha böyle çiçekli böcekli canımı cicimi dolaşan tipler değil ama böyle sürekli eğitim, orayı da katledin, burayı da şey yapalım tarzındaki insanlar. Ben okurken bunları anladım bu arada. Tamamen böyle anlaşılmasına gerek yok başkaları tarafından. Ben okuduğumu ve bildiğimi size aktarırken böyle aktarıyorum. Bu bronz çağındaki insanların kolları inanılmaz büyük. Yani aşırı kaslı olarak düşünebilirsiniz onları. Böyle iki kat falan kas var gibi düşünün. Öyle tipte insanlar. Bronz çağına isim veren bronz da zaten her şeylerin bronzdan yapmalarından geliyor. Yani evleri, silahları bunların hepsi bronzdan yapılıyor ve hepsi de birer bronz işçisi olarak çalışıyor. Tabii bu insanlar da gittikçe yozlaştığı için altın çağdaki insanlara hiçbir şekilde benzemiyor. Altın çağdan sonra sürekli insanların bir yozlaşma süreci var. Ve bu bronz çağında da gerçekten yine bir yozlaşma var. Dolayısıyla yine birbirlerinin sonunu getiriyorlar. Bu birbirlerini katletme, işte hainlik, sövgüncülük, zopaynan kovalama falan derken. Dolayısıyla birbirlerinin sonunu getirdikleri için Hades'in yeraltı krallığını boyluyorlar. Hades'in yeraltı krallığı nedir diye merak edenler bekleyin. Onlar da tanrılar videomuzda gelecek, merak etmeyin. Bronz çağdan sonra gelen çağın ismi de yarı tanrılar yani melezler çağı. Bu yarı tanrıların çağı aslında bir tık bronz çağa göre daha iyi denilebilir. Nasıl yani? Bir önceki nesle göre daha asil ve iyi
kurgulu diyebiliriz burada. Harika kahramanların nesli bunlar. Yani aslında Yunan mitolojisinde kahraman olarak bildiğimiz çoğu insanın, hani insan ve tanrı karışımının, yarı tanrıların nesli bu nesil aslında. Tabii bu nesil de savaştan geri durmuyor, birbirini katletmekten geri durmuyor. Hatta öyle ki bu neslin en büyük savaşlarından biri de Truva Savaşı olarak geçiyor. Truva Savaşı'nda biliyorsunuz ki birbirlerini katletme, işte sırf bir kadın uğruna onu bunu öldürme falan derken birbirlerinin sonunu getirmiş oluyorlar aslında yine bir bakıma. Hani bronz çağındaki kadar yozlaşma var denmiyor ama yine de bu yarı kahramanlarda çok da akıllanmış, çok da dersini almış bir nesil olmuyor. Şöyle ki Zeus bunları da görüyor. Diyor ki siz birbirinizi yine katlettiniz. Ben ne anladım kardeşim bu işten diyor. Ve birbirlerini katledenler dışındaki kalan insanları, yarı tanrıları yani melezlerimizi alıyor ve tüm insanlıktan uzakta dünyanın ucunda bir yaşam yeri oluşturup oraya yerleştiriyor. Hatta burası da ölümsüzlerden uzakta ve Kronos oranın kralı olarak geçiyor burası için. Bu Zeus'un oluşturduğu yer için. Yarı tanrılar yani melezler çağından sonra gelen bir çağımız da demir çağı. Demir çağı inanılmaz yozlaşmış bir çağ. Bu nesil yine Zeus tarafından yok ediliyor. Çünkü gerçekten çileden çıkıyorlar, çığırından çıkıyorlar. Her şey berbat oluyor. Yani bir insanlık bu kadar kötü olabilirdi diyor Zeus ve hepsini yine yok ediyor. Şöyle ki misafirlik, arkadaşlık, aile gibi kavramların hepsi yozlaşmış. Herkes birbirine hakaretler, küfürler ediyor. Herkes birbirine zorbalık taslıyor. Kimse sözünü tutmuyor. Utanç denen şey kalmıyor ortada. Kıskançlık had safhada. Yani kısaca tüm insanlık gerçekten yozlaşmanın dibini görmüş oldu. Bunun üzerine de Aidos yani anlamı saygı ve Nemesis adı da diğer adıyla nezaket Olimpos'a gidip bu bahsettiğim Aidos ve Nemesis aslında kozmik varlıklar. Size bahsettiğim soy ağacında bunların da nereden çıktığı yer alıyor. Oraya bakarsanız mutlaka anlayacaksınızdır. Bu ikisi yani saygı ve nezaket gidip Olimpos'a diyor ki bu insanlar hiç yani bunlar çok kötü yere gittiler. Ne nezaket kalmış ne saygı kalmış kardeşim bunlar bizi dinlemiyor. Alın bunların başına ateşler yağdırın diyor Olimpos'a gidip. Ve dolayısıyla insanlığın acı çekmesi için cezalandırıyor bunlar. Ve son olarak yaratılış mitlerinin sonu olarak ve Hesiod'un Teogonyası'nın sonu olarak tufan dönemi var. Yani insanlığın dönemlerinde en son bir de tufan dönemimiz yer alıyor. Bu tufan aslında Hazreti Nuh'un tufanı da diyebiliriz. Bu tufanda insanlık gerçekten tam anlamıyla yok olma noktasına gelecek kadar yozlaştığı için en az bizim dinlerimizdeki bildiğimiz yani semavi dinlerde bildiğimiz Hazreti Nuh'un hikayesiyle birebir örtüşen bir hikaye bu aslında. Normalde tufan Yunan mitolojisinde pek rastlanan bir öykü değil aslında. Yani çok da tufandan bahsedilmiyor burada. Tufan normalde Yunan mitolojisinde çok yer alan bir hikaye türü değil aslında. Çok fazla kaynakta yer almıyor ama Behçet Necatigil'in eğer bakarsanız Mitologia isimli ürününde, kitabında, eserinde bunun yer aldığını görebilirsiniz. Tufan hikayesinin yer aldığını görebilirsiniz. Şöyle ki tüm insan ırkı yeryüzünden komple silinecek ve gerçekten hiçbir insan tekrar kalmayacak şekilde yok edilecek. Dolayısıyla 5. nesil insanlardan sadece 2 kişi. Deukalion ve Pirha. Bu ikisi, telaffuzumun kusuruna bakmayın gerçekten. Bu ikisi yaşanan tufandan sağ çıkan tek insanlar olacaklar. Bunların tufandan sağ kurtulmasının sebebi ise Prometheus'un yani o da aslında bir Titan birinci, ikinci nesil tanrılara ait olan bir isim. Prometheus'un bunlara bir gemi yapmasını söylemesi. Prometheus da Deukalion'un babası. Bu tufan yaşandıktan sonra 9. günün sonunda ikisi, yani karı koca olarak ikisi Parnassos Dağı'na varıyorlar. Ve Zeus'tan yeni insanlar yaratmasını istiyorlar burada. Zeus da onlara diyor ki annenin kemiklerini arkana at. Böyle bir çağrıda bulunuyor onlara. Böyle bir şey söylüyor. Tabi bu da ne anlama geliyor? Annenin kemiklerini arkana at. Yani aslında anne denilen şey orada Gaia, yeryüzü, doğa ana ve kemikleri dediği de toprak, onun içinde bulunan taşlar, çakıl taşları gibi düşünüyorsunuz. Böyle bir sembolizm var, böyle bir analiz var. Dolayısıyla da Deukalion da gidiyor topraktan aldığı taşları arkasına atmasıyla erkeklerin, yeni
erkeklerin doğmasına sebep oluyor. Hera'nın arkasına attığı taşlar da kadınların, yeni nesil kadınların doğmasına sebep oluyor. Ve böylelikle de yeni bir insan soyu dünya üzerinde, yeryüzünde tekrardan türemiş oluyor. Şöyle, normalde ben size bu videonun başında Hesiod'un Teogonyası'ndan anlatacağım bu şeyleri demiştim. Ancak bu tufan hikayesi mesela Hesiod'un Teogonyası'nda pek yer almıyor. Hatta orada bu Pirha denilen kadın Pandora'nın kızı olarak geçiyor. Ama bu tufan meselesine çok yer verilmediği için Teogonya'da tabii ki de bu çok da kesin bir şekilde anlatılmadığından dolayı farklı kaynaklarda ancak bulunabiliyor. Şimdilik bu kadar. Yaratılış efsaneleri, yaratılış mitleri, Yunan mitolojisindeki yaratılış giriş kısmımız şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım sürçülisan etmemişimdir. Eğer öyle yaptıysam affola. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım keyfini çıkarabilmişsinizdir. Yavaş yavaş sizlere isimleri ve olayları alıştırmaya çalışacağım, merak etmeyin. Hala gözünüz korkuyorsa korkmasın. Onu tavsiye edeceğim. Çünkü mesela burada saydığım bir sürü isim daha sonradan aslında açıklığa kavuşacak isimler. O yüzden şimdiden paniklemeyin sakın. Aa ben o Zeus neydi bilmiyordum. Wow, Tartarus ne ki? Wow, onun ismi niye böyle? Şunun ismi niye şöyle? Pandora dedin az önce, Pandora başka biri değil miydi falan tarzında isimlere hiç takılmayın. Onların en azından bilmeniz gereken mitoloji 101 kısmıyla ilgili olan isimlerin hepsini öğreneceksiniz. Yalnız hatırlatmamda fayda var. Mitoloji 101 serisi size bütün mitolojiyi tamı tamına anlatacağım bir seri değil. Sizi ısındırmak, meraklandırmak ve araştırmaya itmek için oluşturduğum bir seri. Dolayısıyla her şeyi tek tek anlatmayacağım. Ancak gerekli gördüğüm, girmek için, gözünüzün korkmasını biraz daha azaltmak için anlatacağım hikayeler olacak. Dolayısıyla tanrılara, tanrıçalara, işte kahramanlara geçtiğimizde mesela bir tanrının binlerce, onlarca şeyi var, hikayesi var. Bunların hepsini anlatmam tabii ki de mümkün değil. Ama içinden bir tane çekip size anlatacağım ki o tanrıya dair bir mesela fikriniz olsun gibi. Dolayısıyla hepsi olmayacak mitolojik hikayelerin, mitolojik mitlerin hepsi serimize yer almayacak. Sizi araştırmaya itmek istiyorum. Merak eden daha fazlasını araştırsın, daha fazla kitabı okusun istiyorum bu seriyle beraber. Öyle. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bay bay.